Nasıl bir evde büyüdün? Kalabalık bir evde. Çocukken en çok hangi oyunu oynardın? Doktor. Doktorculuk. Evet. Doktor mu olurdun? Evet, aynen. Annenden öğrendiğin en önemli şey? Özgüven, mutluluk. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Psikolog. Mesleğinin en iyi yanı? Bir sürü karakterlerin ve ruhların içine girmek. Sette olmazsa olmazın. Su. Bıkmadan izlerim dediğin bir film. Bir dizi var, La Casa de Papel. Oo. O. Hayatının dönüm noktası. Çocuklarımın doğumları. Nasıl insanlarla geçinemezsin? Kibirli insanlar, yani başka insanlardan kendilerini daha önemli hisseden, çünkü hepimiz aynıyız. Öyle insanlar sevmem. Bir de yalan söyleyen insan. bir dakika. Liste uzun. Ben oynasaydım dediğin bir rol? James Bond. Sabah uyandığında kızarmış ekmek kokusu mu, kahve kokusu mu? Kızarmış ekmek. Zamanda yolculuk imkanın olsa kiminle tanışmak isterdin? Einstein ve Charlie Chaplin. Sana huzur veren bir şey? Uyumak ve çocuklarımın gözlerinin içine bakmak. Oo, harika. İnanılmaz huzur verici. Hayatını anlatan bir filmin soundtrack'i ne olsun? İşte geldik bu soruya. Zor soru mu? Çok zor. Çok zor çünkü o kadar müzik var ki, yani bazen Mozart, anlatabildin mi? Bazen Tarkan. Oynama şıkıdım her şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Her zaman Tarkan vardır zaten hayatımızda. Oh, evet. Bazen daha çok hip hop, bazen daha çok böyle jazz. Yani sonuçta yepyeni bir şarkı yani daha... Mikstaj yapacağım, sana göndereceğim. Tamam. Şu anda daha bu şarkıyı duymadım hayatımda. Anı yaşamak mı, ileriye dönük planlar mı? Anı yaşamak. Asla reddedemeyeceğin bir tatlı? Baklava. Muhallebi de. Muhallebi. Aynen. Sütlaç da var aslında. Yani baklava, muhallebi, sütlaç. Çağımızın en iyi icadı? Elektrik. Sence dünyanın en sinematografik şehri hangisi? Türkiye'de mesela Karadeniz ve Kapadokya derim. İlk ödülünü aldığında içinden ne dedin? Hak ettim düşündüm. Kesinlikle. Ben hak ettim. Vallahi billahi hak ettim bunu dedim. Peki sinemada romantik komedi mi, imkansız aşk mı? Romantik komedi daha güzel, imkansız şeyler sıkıcı. Son olarak, Almanya'da doğup büyüyen ve oyunculuk eğitimini tamamlayan o genç Meryem'e, bugünün ödüllü oyuncusu Meryem Uzerli'den bir tavsiye. Yani sen daha çok kendine inan, dışarıdaki seslerini o kadar dinlenme. Çünkü sen zaten en doğrusunu biliyorsun, hissediyorsun içindeki var olan sanatçı olarak. Evet, o en önemlisi. Thank you.